Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, gününüzü, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Münafıklar Allah'ı güya aldatmaya çalışırlar. Oysa o onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az zikrederler. Nisa ayet 142. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede münafıkların özelliklerini anlatıyor. Bu ayet-i kerimenin önünde de arkasında da Bakara'da da bu noktada münafıklarla alakalı ayet-i kerimeler var. Bakara ayet 9. Onlar yani münafıklar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar. Fakat bunun farkında değildirler. Bakara ayet 9. Münafıklar o zaman iman edenleri de aldatmaya çalışıyorlar. İman edenleri aldatmaya çalışırken de iman edenlere mallarını korumak için, savaşta canlarını korumak için kendilerine onların iman ettiklerini söylüyorlar. Ama münafıklığın bu noktada işaretlerinden birisi neymiş? Namaza kalktıklarında üşene üşene kalkarlar. Namaza böyle zevkle, aşkla gitmezler. İbadete zevkle, aşkla gitmezler. Bir şeyi koşa koşa yapmazlar. Bir şeye, bir ibadete karşı muhabbetle yönelmezler. İhlasla, samimiyetle gitmezler. Başka bir ayet-i kerimede. Doğrusu münafıklar Allah'a oyun etmek isterler. Oysa Allah onların oyunlarını başına geçirir. Başka bir ayet-i kerimede hani Allah'a tuzak kurarlar diyor. Ama Allah onların tuzaklarını bozar. Allah tuzak bozucularının en kuvvetlisidir. En dirayetlisidir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Allah'la oyun oynanmaz. Onlar münafıkların bu noktada bir alameti de bütün her şeye hemen yemin ederler. Her şey. Yine o münafıklar hadis-i şerifte buyurmuş ki kim yaptığı işi insanlar görsün diye yaparsa Allah da kendisine böyle davranır. O zaman onlar bir şeyi insanlar görsün diye yapıyorlar. Onların bir bu noktada alametleri namazı görsün diye kılmaları, orucu görsünler diye tutmaları veyahut da oruçlu olmadığı halde oruç tutanın yanına gidince sanki oruçluymuş gibi göstermesi. Dervişin yanına gidince sanki dervişmiş gibi göstermesi. Gidip etrafındaki insanları aldatmak için ondanmış gibi davranmak. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kim mürayilik yaparsa Allah da kendisine böyle davranır. Allah-u Teala insanlara görünen şekliyle bir kulun cennete gönderilmesini emreder de onu döndürüp cehenneme koyar buyurulmuştur. Cenab-ı Hak bütün ümmeti bu akıbetten muhafaza eylesin. Görüntüsü İslam, görüntüsüne bakınca o cennetlik ama ne yazık ki iç dünyası İslam değil. Görüntüsü derviş, iç dünyası derviş değil. Görüntüsü derviş, hal ve hareketleri derviş değil. Görüntüsü harika.
benim gibi sarı sakalı, takkesi, cübbesi 10 numara. Ama fiiliyat ve iç alemi farklı dünyada. Ümmet-i Muhammed hiç dışarıdan yenilmez. Birisi tankını, tüfeğini toplasa, Ümmet-i Muhammed'e karşı mücadeleye girse, onda mağlup olur. Onda mağlup olur. 1400 yıldan beri ümmet kafirlerle savaşmaktan, karşı karşıya savaşmaktan mağlup olmadı. Ümmeti yıkan ümmetin içerisindeki münafıklar. Ümmeti yıkan ümmetin içerisindeki iki yüzlüler, çok yüzlüler. Aileleri yıkan, dergahları yıkan, toplumları yıkan, kavimleri yıkan bunlardır. Onu sen kendinden zannedersin. Onu sen yanından zannedersin. Bir zandır. Bilemeyiz biz onu. Çünkü ümmet zahire göre davranmakla mükellef. Zahire göre davranınca o kalbine gelen ilhamı bir şekilde biz bir kenara koyarız. O münafıklar, o ortalık karıştırıcılar durmazlar durdukları yerde. Bir elmanın içerisinde kurt gibi elmayı içeriden oyarlar, çürütürler. Ondan sonra elmanın birden dağıldığını görürsünüz. Birden çöktüğünü görürsünüz. Çünkü onlar bütün hiçbir noktada ihlas ve samimiyetleri olmaz. İhlas ve samimiyetleri olmaz. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri naklediyor. Kişinin namaza tembel olarak kalkması hoş görülmemiştir. Kişinin namaza güler yüzle, büyük bir istek ve sevinçle kalkması gerekir. Özür dilerim, Hazreti Abbas bunu söylüyor. Zira o Allah'a münacatta bulunmaktadır. Allah-u Teala onun önündedir, onu bağışlayacak ve dua ettiğinde ona icabet edecektir. Allah muhafaza eylesin. İşte biz zikrullah'a giderken, namaza giderken, Kur'an ve sünnet dairesinde bir hizmet ederken tembel tembel etmeden, ayağını sürüye sürüye yapmadan, şek şüphe içerisinde bulunmadan yapmamız lazım. Bir kimse koşayım mı, koşmayayım mı, yürüyeyim mi, yürümeyeyim mi diye tereddüdün içindeyse o kimse hiçbir iş yapamaz. Hiçbir şey. Kararsızlık insanı münafıklığa götürür. Hazreti Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sen bir istişare ettin, bir karar verdin mi oradan geri dönmedin. Yoluna devam et. Çünkü kararsız bir kimse kendini yakmakla kalmaz. İçinde bulunduğu odayı, evi, İçinde bulunduğu dergahı, mahalleyi, içinde bulunduğu iş yerine de yakar. Bir kimse bu noktada kararsız durmayacak. Kararsızlık o kimseyi, Allah muhafaza eylesin, münafıklığa doğru yol aldırır. Önemli olan doğru karar vermektir. Doğru karar vermek de o kimsenin doğru istişareler yapmasıyla mümkündür. Allah muhafaza eylesin. O zaman bir kimse ne iş yapıyorsanız yapın, bir işi tembel tembel yerine getirmeyin. Ne iş yapıyorsanız yapın, bir şeyi tembel tembel asla yerine getirmeyin. Canlı, aşklı, heyecanlı, dost doğru, dimdik. Namazda, abdestte, oruçta, zikirde, hayırda, hasenette, arkadaşlıkta, dostlukta,
Kur'an ve sünnete uymakta, Allah yolunda cihad etmekte, mücadele etmekte, nefisle olan mücadelede, her halükarda o kimsenin disiplinli olması, aşklı, şevkli, muhabbetli olması, tembellik yapmaması, bıkkınlık göstermemesi. Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi öyle ederdi, meşhurdu ilahi. Aşk atına binen kişi hiç usanır yorulur. Usanıp yorulmadan koşmaktır. Usanıp yorulmadan. İlk günkü gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ayşe annemize ne diyordu? Soruyordu Ayşe annemiz. Gördüğüm ne alemde ya Resulallah? Cevap veriyordu ona. İlk günkü gibi. İlk günkü gibi hep kördüğümde durmak. İlk günkü gibi koşmak, azimli olmak. İlk günkü gibi aşklı, muhabbetli olmak. Ancak bu insanı menzile ulaştırır. Ancak bu insanı gayret sahibi eder, dimdik eder, kemale erdirir. Allah muhafaza eylesin. Evet, münafıklar insanlara gösteriş yaparlar. Çünkü onlarda ihlas yoktur. Bunun içindir ki insanların kendilerini genellikle görmeyecekleri yatsı vaktindeki yatsı namazı ve alacakaranlıktaki sabah namazı gibi namazlardan hep geri kalırlar. Nitekim Buhari ve Müslim'de zikredilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuştur. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazlarıdır. Onlarda olan ecir ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa o ikisine gelirlerdi. İstedim ki namazla emredeyim ve namaza durulsun. Sonra birisine emredeyim ve insanlara namaz kıldırsın da ben yanlarından odun desteleri olan kişilerle çıkayım. Ve namazda bulunmayanlara gideyim, onların üzerlerine, evlerini ateşte yakayım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sabah namazına ve yatsı namazına mescide gitmeyen ümmeti için bunu söylüyor. İsterim ki diyor bir herkesi namazla emredeyim, herkese namaza göndereyim, herkes namazı kılmaya başlasın. Ben de yanıma 3-5 kişi alayım, onların da ellerinde odun desteleri olsun. Gideyim bu sabah namazına ve yatsı namazına gelmeyen kimselerin evlerini yakayım, başlarına geçireyim. Bu noktada başka bir hadis-i şerifte de diyor ki eğer evlerinde ilavesi var, evlerindeki kadınlar ve çocuklar olmasaydı onların üzerine evlerini ateşe yakar. Demek ki münafıklar ne yaparlarmış? Yatsı ve sabah namazını terk ederler, kılmazlar. Yatsı ve sabah namazını asarlar. Öğle ve ikindi namazı ve akşam namazı toplumun içinde kılınıyor. Tabi İslam hukuku olmuş olsa herkes öğle namazında kilitleyecek dükkanını. Öğlen namaz vaktinde hiç kimse iş yapmayacak. O gün için herkes öğlen namaz vaktinde camide. İslam'da kahvehane yok, kıraathane yok zaten. Böyle bir kültür yok. Herkes ya namazda ya işinde ya ilimde. Öyle kahve kültürü, kahvehane kültürü İslam toplumunda yok. Ne zaman zaten Anadolu Türklerinde kahve kültürü başladı, iki yakası bir araya gelmedi Anadolu'nun. Ne zaman kahveler oluştu, memleketin iki yakası bir araya gelmedi. İnsanlar gittiler kahvelerde oturdular, devlet kurup devlet yıktılar.
Oturdular kahvede, siyaset yaptılar, iktisat yaptılar, uluslararası ilişkilere girdiler. Dışişleri Bakanlığı yaptılar, İçişleri Bakanlığı yaptılar, Başbakanlık yaptılar, Cumhurbaşkanlığı yaptılar. Adam gidip tarlaya buğdayın tohumu nasıl düzgün atılır onu konuşmadı. Adam bir hayvandan daha fazla nasıl et alınır onu konuşmadı. Daha fazla süt ne kadar alınır onu konuşmadı. İneklerini daha fazla nasıl arttırabilirim, daha rantabul nasıl bunları beslerim, büyütürüm, daha ekonomik hale getiririm bunları konuşmadı. Gideyim iki bağ ot yapayım da kışlığımı hazırlayayım, hayvan kışın aşağı düşmesin, zayıflamasın diye düşünmedi. Oturduk siyaset yaptık. Hala daha devam ediyoruz. Herkes Facebook siyasetçisi, Twitter siyasetçisi. Saatlerce, dakikalarca Twitter'da, ondan sonra ne bileyim Facebook'ta sosyal medya dedikleri yerde siyaset yapıyor. Devlet kuruyor, devlet yıkıyor. İşiyle ilgilenmiyor insanlar. Kadınlar evlerinde işleriyle ilgilenmiyorlar. Erkekler işleriyle ilgilenmiyorlar. Genç kızlar, genç erkekler okullarıyla, işleriyle ilgilenmiyorlar. Twitter'da, ne bileyim işte Facebook'ta, o sosyal medya dedikleri alanda sörf yapıyorlar. Dedikodu, gıybet, iftira, ne ararsanız var. Önceden derlerdi, bizim gençliğimizde Köroğlu demiş, delikli demir çıktı, mertlik bozuldu demiş. Düşünün artık ne mertlik kaldı ne bir şey. Telefon var, dedikodu telefonda, iftira telefonda, her türlü gıybet telefonda, her türlü suizan, bühtan telefonda. Kahvelerin yerini Facebook aldı. Kahvelerin yerini telefon aldı. Herkes her şey artık yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Hiç kimse işine dönmüyor. Namazdı. Ya kılınır. Ne zaman? Akşam namazına 5 dakika kala ikindinin 4 rekat farzını kıldık bitti. Yatsı namazının farzını vacini yaptık attık gitti. Sabah namazı Allah hak getire zaten. Ne zaman kalktık o zaman kıldık. Yatsıyı da bir arada işte geçiştiriverelim. Akşam zaten ne olacak ki 3 rekat. Kıl at. O kadar çok önemli işlerimiz var ki. O kadar önemli, o kadar zamanlı işlerimiz var ki. İbadete ayıracak, işimize ayıracak zamanımız yok. Evde anne çocuklarına bir hadis okuyacağı zaman yok. Evde babanın eşini ve çocuklarını toparlayıp onlara iki hadis anlatacak işi yok, zamanı yok. Yok böyle bir şey. Gıybet, dedikodu, iftira âlâ. Kol geziyor ortalıkta. Allah muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlardır. İnsanların kendisini göreceği yerde namazı güzel, yalnız kaldığında da kötü kılan kimse bu hareketiyle Rabbini hafife almış olur. İşte münafıklık alametlerinden birisi de bu. İnsanların önünde ikindi namazının sünnetini ve farzını kıl. Hiç kimse olmadığı zaman 4 rekat farzını kıl geç. Eğer birisini kendini takva göstermek istiyorsan bir takva davran, bir takva davran. Ama işine gelmeyince istediğin gibi yap. Allah muhafaza eylesin. Hadis-i şerifte de diyor ki Rabbini hafife almış olur.
O kimse Rabbini hafife almış olur. En önemlisi, onlar Allah'ı pek az zikrederler. O münafıklar Allah'ı az zikrederlermiş. Bakın, zikretmezler demiyor. Yani bu namazla alakalı değil. Namazla alakalı kısım ayeti kerimenin üstünde. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar. Huşu içinde kalkmazlar. Ve gösteriş yaparlar. Ayet-i kerimenin sonunda diyor ki, onlar Allah'ı az zikrederler. Pek az zikrederler. Allah'ı az zikretmeyi münafıklık alameti olarak gördü Cenab-ı Hak. Ve bize dedi ki, münafıklar Allah'ı az zikrederler. Zaten normalde Allah'ı az zikrederler. Bunların geldikleri yolun sonu, tecelliyatı. Bir kimse namazını dosdoğru kılmıyorsa, namazını huşu içerisinde devam ettirmiyorsa, bu noktada namazını gösterişe, ibadetlerini gösterişe döndürdüyse, o zaten Allah'ı az zikrediyor. O Allah'ı az zikrettiği için bunlar tecelli ediyor. Tersinden baktığımızda. Allah'ı az zikrettiğinden dolayı gösteriş yapıyor. Allah'ı az zikrettiğinden dolayı namazlarını dosdoğru kılmıyor. Allah'ı az zikrettiğinden dolayı Allah'ı aldatmaya kalkıyor. Allah'ı az zikrettiğinden. Eğer Allah'ı çok zikretmiş olsa namazlarını dosdoğru kılacak. Eğer Allah'ı çokça zikretmiş olsa insanlara gösteriş yapmaya çalışmayacak. Allah'ı çokça zikretmiş olsa Allah'ı aldatmaya kalkmayacak. Allah'ı çokça zikretmiş olsa insanları aldatmaya, kandırmaya kalkmayacak. Allah'ı az zikredenler Müslümanların başına bela ve musibet. Allah'ı az zikredenler insanlığın başına bela ve musibet. Allah'ı az zikredenler toplumun içerisinde parazit gibi. Çünkü Allah'ı az zikredenlerin üzerinde dedikodu var, gıybet var, iftira var. Allah'ı az zikredenlerin üzerinde hakkaniyet yok. Allah'ı az zikreden kimseler zulmediyorlar, haksızlık yapıyorlar. Allah'ı az zikredenler günah kebairlere giriyorlar. Allah'ı az zikrettiklerinden dolayı. Cenab-ı Hakk'ı çok zikretmiş olsalar üzerlerindeki kirler akçak. Allah'ı çok zikredenlerin kalbinde Cenab-ı Hak bir nur oluşturur. O nur onların yolunu aydınlatır. Ama Allah'ı az zikrettiklerinden dolayı onların dili kirli, onların gözü kirli, onların kulakları kirli, onların kalpleri kirli. Onlar tamamiyetle Allah'a yönelmediklerinden dolayı gözlerinden, dillerinden, kulaklarından, kalplerinden, ellerinden, ayaklarından, uzuvlarından kir akıyor, kir. Çünkü onlar Allah'ı az zikrediyorlar. Allah'ı az zikredince diline hakim olan şeytan, Allah'ı az zikredince kulağına hakim olan şeytan, Allah'ı az zikredince gözüne hakim olan şeytan, Allah'ı az zikredince çünkü kalbine otağını kuran şeytan. Senin kalbine otağını şeytan kuruyor ve şeytan seni idare ettiriyor. Senin pirin şeytan, senin şeyhin şeytan, senin peygamberin haşa şeytan, senin Allah'ın şeytan haşa. Neden? Kalbine o oturdu çünkü. Kalbine o yerleşti. Eğer kalbinde Allah'ın zikri olmuş olsa
Senin Rabbin Allah olacak. Senin peygamberin Muhammed Mustafa olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dosdoğru bir yol üzerinde yürüyeceksin. Ama az zikrettiğinden dolayı gözünde feraset kalmadı. Az zikrettiğinden dolayı kalbinde feraset kalmadı. Az zikrettiğinden dolayı kulağında feraset kalmadı. Az zikrettiğinden dolayı dilinde senin feraset kalmadı. Az zikrettiğinden dolayı elinde, ayağında, vücudunda senin ferasetin kalmadı. Sen aslında bir yerde dolaşan şeytan gibi oldun. Gittiğin yeri karıştırıyorsun sen. Konuştuğun kimseyi kirletiyorsun. Seni dinleyen kimseyi sen Kur'an ve sünnetten uzaklaştırıyorsun. Çünkü Allah'ı az zikrettirdiğinden sen zikrettiğinden Deccal sana hakim oldu. Şaşı oldun, şaşı. Allah'ı az zikredenlerin yanında duranlar gözlerinin görüş parlaklığını kaybederler. Deccal'la alakalı hadis-i şerifte diyor ki o kimse zayıf imanlı, Allah'ı az zikreden zayıf imanlı kimseleri hemen kandırıverir. Ama Allah'ı çokça zikreden, kalbi pırıl pırıl olan, onun hemen deccal olduğunu anlar. Öbürkü onun deccal olduğunu anlamaz. Sen sana yalan, iftira, dedikodu getireni dinlersin. Kulağın deccal oldu. Kulağın şeytan oldu. Kulağın şeytan oldu. Cenab-ı Hak kulağı sana, kulağı sana hakikati dinleyesin diye verdi. Hakikati dinleyesin diye. Sen bak gün içerisinde neler dinlediğini gör. Sana gözü verdi. Cenab-ı Hakk'ın esma-i sıfatının tecelliyatını izle. Hikmet kap ondan diye. Harama bakman için değil. Harama bakman için değil. Allah sana dil verdi. Hikmetli konuş diye. Allah sana dil verdi. Allah'ın kelamıyla kelamlan diye. Allah konuşandır. El kelimdir. Allah sana dil verdi konuşasın diye. Allah sana dili küfretmek için vermedi. Hem dervişim hem de küfredeyim. Allah sana dili bunun için vermedi. Hem dervişsin hem yalan söyleyeceksin. Allah sana dili bunun için vermedi. Hem dervişsin hem dedikodu edeceksin. Allah sana bu dili bunun için vermedi. Nankörlerden olma. Hem dervişsin hem dilinle iftira edeceksin. Allah sana bu dili bunun için vermedi. Ensenden çeksin mi diyeyim? Allah sana bunun için vermedi. Bu az zikrettiğinden dolayı. Cenab-ı Hak evlerinizde zulmedin diye size dil vermedi. Cenab-ı Hak eşlerinizde küfredin diye size dil vermedi. Cenab-ı Hak eşlerinizi dövün diye size el vermedi. Münafığa kafire gelince kuzu gibi, eşine gelince canavar. Kafire gelince koyun gibi. Evdeki hanıma gelince kurt gibi. Bu münafıklık işte.
Evde çoluğuna çocuğuna her türlü zulmü yap. Ne? Derviş. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dermişlik dursun. Sen derviş olamazsın. Allah uzuvları sana zulmetmek için vermedi. Zulmetsin bu kulum, al bu uzuvları, onun için vermedi. Nankörlüğü sadece yediğinize içtiğinize nankörlük olarak görmeyin. Hata yapıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu dili yerli yerinde kullanmazsanız en büyük nankörlük o. Allah sana dili verdi. Allah sana dili verdi. Dilin mübah olan yeri rızkını kazanmak için konuşmam. Dil Allah'ı zikretmek, Allah'ın emirlerini konuşmak, Allah'ın hikmetini yaymak için verildi. Zulmetmek için verilmedi. Küfretmek için verilmedi. Sonra burada sohbeti dinle, eve git. Evde bir daha kadına, çoluğa, çocuğa zulmet. Siz mi soru yazdınız diye. Ha ya. Burada oturanın hiçbir şeyden haberi yok ya. Kör oğlu kör. Sağır oğlu sağır. Kör etrafında kör görüyor ya. Sağır da herkesi sağır görüyor. Siz bu soruları yazdınız. Haydi bir kıyamet daha kopuyor. Ondan sonra bana hal anlatıyor. Olur. Olur. Allah'ı az zikrettiğinden. Başımıza ne geliyorsa ondan geliyor. Allah'ı az zikretmek, virdini çekmemek, namazına dikkat etmemek, harama helala dikkat etmemek, ağzından çıkana dikkat etmemek, eşine, çoluğuna, çocuğuna dikkat etmemek. Eşinin yaptıklarını görmemek. Çocuklarının yaptıklarını görmemek. Bunların hepsi de Allah'ı az zikretmekten. Allah'ı az zikretmekten. Gaflet. Gaflet, Allah muhafaza eylesin. Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir. Allah'ın zikrinden kalpleri katılaşmış. Yani Allah'ı zikretmemekten dolayı kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah seni İslam etmiş. Senin kalbine nurundan saçmış. Seni Muhammed-i Mustafa'nın ümmeti yapmış. Ve seni bir de zikrullah halakasına oturtturmuş. Ama yok. Sen Allah'ı zikretmemekte inat ediyorsun. Zikirden geri dönmüşsün. İşte onların kalplerin vay hallerine katılaşıyor. Kıymetli dostlar, sufi kimse, mümin kimse, müminin vasfı ne? O müminler ki kafirlere karşı şedid, müminlere karşı yumuşaktır. Rauftur, rahimdir. O zaman Allah'ın zikrinden uzaklaşıp da kalbi katılaşanlardan olma. Göz göre göre yanlışlıklar, eksiklikler yaparak da kalbi katılardan olma.
Allah'ın zikrullahını terk edersen, oradan geri dönersen, bil ki kalbin katılaşacak. Bil ki kalbin nefes alamayacak. Bil ki kalbine ilham gelmeyecek. Bil ki kalbin taş gibi olacak. Bil ki kalbinde münafıklık alametleri çoğalacak. Bil ki kalbine şeytan hakim olacak. Bil ki şeytan kalbine gelip otağını kuracak. O zaman Allah size bir nur vermiş. Bu nur iman nuru. Kur'an ve sünnet. Bu nuru muhafaza edecek olan haramlardan uzak durup farzları yerine getirme. Ve Allah'ı çokça zikretme. Bundan uzak durmayalım inşallah. Kıymetli dostlar, Allah'ı zikrederken haram işleyenlerden de olmayalım. Eşlerimize zulmedenlerden, çocuklarımıza zulmedenlerden, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize zulmedenlerden olmayalım. Az uyumak istiyorum, beceremiyorum. İki gün az yatsam, üçüncü gün baya geç kalkıyorum. Bana ne önerirsiniz? Yavaş yavaş, her gün mesela bir hafta 6 saat uyudun diyelim. Bir dahaki hafta 5,5 saate indir. Bir dahaki hafta 5 saate indir. Böylece yavaş yavaş uykuyu düzene katabilirsiniz az olarak. Talebe olmak için size mi söylemeliyiz, yoksa siz mi talebeleri seçiyorsunuz? Ve size talebe olabilmenin şartları nelerdir? Vallahi bu işlerin nasıl olduğunu kategorik olarak bilsek de söylesek, kim kimi seçiyor, kim kimi alıyor, kim kimi dışarı atıyor bildiğimiz yok. Bu arkadaş kim? Erkeklerden mi bu soruyu soruyorsun? Sen misin? Bu noktada ders alacak olan kardeşler rüyalarında görürlerse rüyalarına göre hükmediyoruz. İslam'da hapis cezası var mıdır? Yok. İslam'da tutuk evi var. Hapis yok. İslam'da ceza normalde suçu sabitse cezalar belli, hadse had. Ne bileyim işte sopaysa sopa, şehirden uzaklaştırılmazsa şehirden uzaklaştırılma. Bu anında suçu sabit olduğunda hükmediliyor, bitiyor. Unutkanlık nedir? Boş işlerle zihnimizi doldurmaktan mı kaynaklanıyor? Onun da etkisi var. Harama bakmaktan etkisi var. Az zikretmekten etkisi var. Fiziki olarak beyin damarlarındaki problemlerden etkisi var. Beyin hücreleriyle alakalı etkili. Fiziki olarak bu. Ama ve lakin genel olarak bu unutkanlık bir kimsenin az zikretmesinden ve harama bakmasından kaynaklanıyor. Doktor neden unutkanlık? Tıp mı okusaymışım acaba ki ya? Bir Müslüman nasıl kendini yeniler, her gün nasıl üstüne katlayarak gelişir? Bu noktada bir kimse farzları yerine getirince Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Sadece farzları yerine getirirse o kimse mutatlaşır. Yani aynileşir. Bir kimseyi yenileyen o kimsenin nafile ibadetleridir. Bunun içerisinde en önemlisi Allah'ı zikretmek ve Kur'an ve sünneti etrafa tebliğ etmektir. Bu insanı yeniler. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Bir kimsenin Allah'a yardım etmesi Allah'ın dininin yaşanması için mücadele etmesidir. Bir kimse Allah'ın dininin yaşanması için, öğrenilmesi için mücadele ederse Cenab-ı Hak onu türü taze eder. Her an tazedir o. Kendisini de her an yeniler. Ama öbür türlü habire o kimse köhneleşir, aynileşir. Allah muhafaza eylesin.
Allah tüm sınava girecek olanlara yardım etsin inşallah. Güzel abimiz, rehberimiz, sağlığınıza uygulayıp da faydasını gördünüz veya en çok hangi amele önem verip de bizim de faydalanabileceğimiz bir şey bize de söyler misiniz? Sufi vaktin çocuğudur der Hazreti Mevlana. Ehli tasavvuf sufi vaktin çocuğudur. Her vaktin kendine ait kıymetli bir ibadeti vardır. Her vaktin. Öğlen namazının vaktinde kıymetli ibadet öğlen namazını kılmaktır. İkindi namazının vaktinde kıymetli ibadet ikindi namazını kılmaktır. Perşembe gün ders var. Kıymetli olan ibadet perşembe gün dersi zikrullah'a katılmaktır. Seher vaktinde sabah namazını kılıp Allah'ı zikretmek kıymetlidir. Gece yarısından sonra nafile namaz kılıp Allah'ı zikredip yalvarmak, ağlamak kıymetlidir. Düşman kapıya dayanmış, onunla cihad etmek kıymetlidir o esnada. Birisi Allah'a, peygambere hakaret ediyor, fitne, fücürlük çıkarıyor. O esnada onunla cihad etmektir kıymetli olan. Bunun normalde bir kimsenin bilebilmesi için bol hadis, çok hadis okumalı, çok zikretmeli, feraset sahibi olmalı. Ve böylece nerede ne yapabileceğini iyi tespit etmeli. Yoksa işte örneğin birisine Kur'an ve sünnet anlatılması gerekirken sen gidip kediye ciğer vereceğim diye uğraşıyorsan o kıymetli ibadet değil. Bunun gibi. Veyahut da sen içki içiyorsan birisine hakkı söyleyeceğim diye uğraşma. Önce içkiyi bırak. Bir kimse bir haram işliyorsa birinci derecede onun için kıymetli ibadet haramı terk etmesi. Bu manada kıymetle alakalı şey insanların, şahısların kendi durdukları nokta ve etrafındaki pozisyona göredir. Sen kendi ve etrafının pozisyonuna göre bir kıymetli bir ibadet çıkarırsın o esnada. Ha, namaz kılınacağı zaman sen kalkıp da işte ben şurada oturayım, ne bileyim işte namaz farz, bir nafile ibadetle uğraşayım diyorsan bu olmadı, fazilet değil bu. O yüzden her vaktin, her yerin, her kişinin kendine ait faziletli bir noktası vardır. Bunu tespit etmek feraset ister. Bu feraset haramlardan uzak durup Allah'ı çok zikretmekle elde edilir. Bir kimse haramlardan uzak durur, Allah'ı çok zikrederse Cenab-ı Hak onun kalbine bir jandarma verir. O kalbindeki jandarma onu sevk ve idare eder doğru noktada. Bunun oluşması, tekrar söylüyorum, haramlardan uzak durup farz ibadetleri yerine getirip Allah'ı çok zikretmekle mümkün. Günlük dersimiz biter ise sayısız Allah lafzını zikir edebilir miyiz? Evet. Müslüman, Müslüman olmayan birisine Allah'ın selamını vermesi uygun mudur? Hayır. Yani selamun aleyküm demesi uygun değildir ona. Sevgiye nasıl ulaşılır? Sevmek her insanın harcı değil midir? Sevgi herkesin kalbinde bir çekirdek gibidir. O yüzden sevmek her insanın harcı mıdır? Evet. Herkes sevebilir mi? Evet. Herkes sevgiye ulaşabilir mi? Hayır. Neden evet, neden hayır? O orada duruyor. O sen onu eğer harekete geçirir, onu ağaç haline getirirsen harika. Ama onu ağaç haline getiremezsen harika değil. O yüzden sevgiye ulaşmanın yolu merhametten geçer. Merhametli olun. Sevgiye ulaşacak olan kimse vefalı olması lazım. Tevazulu, alçak gönüllü olması lazım. Hoşgörülü olması lazım. Yumuşak huylu olması lazım. İçindeki sevgisini büyütmesi lazım. Meselelere sevgi yoluyla bakması, sevgi düşüncesiyle bakması lazım. Ama
Kur'an ve sünnetin şeriatını unutmamak şartıyla. Şeriat-ı garranın dışındaki bir sevgi heva hevestir. Kur'an ve sünnetin dışındaki bir merhamet heva hevestir. Merhamet Kur'an ve sünnet dairesinde kıymetlidir. Sevgi Kur'an ve sünnet dairesinde kıymetlidir. Şefkat Kur'an ve sünnet dairesinde kıymetlidir. Bir kimsenin bir şeye bakış açısı Kur'an ve sünnet dairesinde olacak. O yüzden herkes sevgiye ulaşabilir mi? El cevap evet. Ama bu sevgi de Kur'an ve sünnet dairesinde olacak. Yani insanlar şehvetini sevgi görmeyecek çünkü. Veya kendi heva hevesini sevgi görmeyecek. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Heva heves yok. Bir kimse Allah'ı seviyorum deyip de kafasına göre bir Allah sevgisi oluşturmayacak. Bu mümkün değil. O heva heves oluyor o zaman. Oluşturacak olduğu daire Kur'an ve sünnete uygun olmuş olacak. Allah muhafaza eylesin. Bir abimizin annesi ölmüş. Burada bir abimizin okuması, yazması yok. Bu merhum için dua istiyor sizler. Allah'ım taksiratını affeylesin. Bu ruhu için El-Fatiha nasıl oldu? Amin. Allah taksiratını affetsin inşallah. Amin. Kul Allah'a emredemez. Emri vakit var. O yani haddi aşmıştır. Akılla yaptıysa. Hoş olur. Mesela bu geçen hafta ölçümü istemek noktasında ben mesela başıma böyle bir şey geldi. Ya bir şeyi çok istedim ama böyle ya bunu çok böyle kalbimden istedim ama böyle Allah'ım dedi sen dedi bunu ya bunu dedim sen halledeceksin. Ben dedim hepsini karıştırdım dedi. Ama hakikaten Allah ona o işimi halletti de. Ama bu emir değil, bu hadis-i şerifin tecelliyatı, nefsimi de, işimi de sana havale ettim diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bu noktada açmış olduğu bir yol var. Peki mesela bu an bu bana verdiği şeyden, yani tabiri caizse, yani belki bana öyle gelip hayır görmedim. Yani sıkıntı yaşadım. O senin nefsin. Onun verdiği şey hayırsız değildir. Bundan dolayı yaşadığım sıkıntı benim. Nefsin? Bu inanç da sufi inancı değildir. Yani verdiği şeyden hayır görmedim inancı. Sufi inancı değildir. Yani hayır görmedim. Öyle olmaktansa mesela bir yani bir meselede ya Rabbi sen beni en hayırlı yöne çevir. Amin. Sen bizi istediğin yöne çevir. Amin. Kabul edeceğin yöne çevir. Amin. Bizim hakkımızda biz neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz. Bizleri hayır noktada buluştur. Amin. Hayırını bize ikram et. Amin. Bu. Yani bu işim olsun demek böyle biraz şey bu. Sufi noktası değil. Sıkıntımız olabilir, bu noktada problemimiz olabilir. Ya Rabbi sen, biz işin hayrını bilmeyiz. Sen hayırdan şer, sen şerden hayır çıkararsın. O yüzden bizim bize şer gibi görüneni sen hayır eyle ya Rabbi. İsterken ölçülü iste meselesi. Bu her nokta çok geniş bir daire var. Ben mesela bunu kaldıramayacağımı bilmiyordum o noktada. Hani var ya Bakara'nın sonunda sen bizi kaldıramayacağımız yük yükleme diye. O Bakara'nın sonundaki o ayet-i kerimenin tefsiri o. İsterken ölçülü iste bir saman çöpü dağı kaldırabilir mi?
sen bizi kaldıramayacağımız yükle yükleme. Yani normalde bir kimse kaldıramayacağı bir yükün altına söz veririz. Yani neye söz veriyorsun? Dikkat et. Bir kimse kendini bil, kendini bilse zaten Rabbini bilecek ki. Bu noktada tevazu sahibi olacak. Haddi aşmayacak. Ödeyemeyeceği borca imza atmayacak. Yapamayacağı bir söze söz vermeyecek. Temkinli davranacak. Yerine getiremeyeceği bir şey, ben bunu yaparım demeyecek. İnşallah mücadele ederim, gayret ederim. Bu noktada elimden geleni gösteririm. Tevazu sahibi olacak, alttan alacak. Ben yaparım, bunu böyle giderim, bunu böyle hallederim, olmadı. Öyle değil. Tevazuyu elden bırakmayacak hiç. Boyun büküklüğünü elden bırakmayacak. Aciziyet, mahviyet, fakriyet, onda eksik olmayacak yani. Aciz gören bir kimse, kudretli, kuvvetli bir şey görebilir, düşünebilir mi? Düşünemez. Kendini Allah'ın önünde aciz görme. Kendini Allah'ın önünde fakir görme. Kendini Allah'ın önünde mahvetme, harap etme. Bu aşığın halleridir bunlar. Aşık maşuğun önünde kendisini aciz görür. Aşık maşuğun önünde kendisini fukara görür. Aşık maşuğun önünde kendisini harap eder. Virane eder kendini. Yıkar. Harabat ehli demek odur. Aşık maşuğun önünde kendisini harap eder. Vücudunu da harap eder. Aklını da harap eder. Kendi varlığını da harap eder. Harabiyettir o. O harabiyetle der ki benim aklım ne ki senin aklının yanında? Aklını harap ediyor. Benim vücudum ne ki? Vücudumun sağlığını düşüneyim, onu bunu düşüneyim. Vücudunu harap ediyor. Ay ben sağlığımı korumam lazım, benim çok yemem lazım, sağlığımı korumam lazım. Şöyle bir şey yemem lazım. Aşık onu düşünmez. Harabiyettir onun hali. O yüzden normalde o kimse bu sefer isterken dahi utanaraktan, çekinerekten ister. Ona bırakır. O harabiyetten sonra mahviyet gelir zaten. Harap etti ya, ondan sonra da mahviyet kaldı. Mahveyledi her şey. Hiçbir şey kalmadı ortalıkta. Aşığın halidir. O yüzden küstahça istemek yoktur aşığın halinden. Allah'a karşı aşığın dedim ben. Neye aşıksan? Aşığın halleri bunlar. Doğru. İbadet noktasında mesela kendimi böyle çok eksik görüyorum. Hani az önce kızım böyle kendi üzerime oturuyor. Tam gördüğün an çok tövbe et zaten. Sanki şirke düşmüşsün gibi tövbe et. Kendini tam gördüğün an bil ki şeytan göbeğine değil, bütün vücuduna, maddi manevi her tarafını sardı. Allah korusun böyle bir halde. Amin. Sakın ha. Hepimizin üstünde, ben kendime söyledim onları. Yanından geçmeyeceğim ben. Benim nefsim öyle. Seninkini bilmiyorum. Bitmiyor ya. Allah bizi affetsin. Amin. Of 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 of. Ya mesela bunları, bunu niye sevemiyoruz? Ya mesela bakıyoruz dışarı dışarı, bir sevim, bir severek kapıyor. Nefsimiz kuvvetli bizim. En kuvvetli nefis sufilerde var. En kuvvetlisi, şeytanın en kuvvetlisi sufilerdedir. En kuvvetlisi. O yüzden en zor ibadet eden bizizdir.
Kuvvetli misin? Yani o kuvvetli olmamış olsa sufiliğe ihtiyaç duymayız zaten. Kuvvetli olduğunun farkındayız, sufiliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bizde terbiye edilmesi gereken bir şey var, onun farkındayız. Veyahut da Cenab-ı Hak diyor ki siz şunu terbiye edin. O yüzden burayı zaten bu hesap normal değil yani. Burası karışık bir yer. Burada başaran yok zaten, görmüyorum hiç. Başaranlar buradan dışarıdadır yani. Bak başardın mı yoksa? Bir şey söyleyebilir miyim? Ha ben de başarmış dedim acaba dedim yani. Üniversiteden çıkıyor ya böyle şeyler. Acaba dedim yok söyle. Ha babam sana bunda bir Ahmet var, sigara içmiyor. Diyor ki oğlum buraya gelirsen sigara da içersin, içmiyor içersin. Buraya gelirsen seversin anam, seversin. Burada sonun sevgiye çıkar inşallah. Buraya geliyorsan. Kuvvetli burası, kolay değil. Öyle. Herkes burada aslan. Herkes horoz. Kuvvetli herkes. Birine öte git diyorsun, Afyon'dan selam veriyor. Öyle. Burası böyle. Yapacak bir şey yok. Yani bakarsın başka dergahları ne kadar ılımanlar, süt limanlar. Bir namaz kılıyorlar. Ben de hayran oluyorum zaten. Sen, biz namaz kılmıyoruz ya. Ben kendimi nefsim için söylüyorum. Bir namazlar kılıyorlar, bir okuyorlar böyle. Tamam, ben böyle kılıyorum. Yok, ömrü hayatımda öyle namaz kılamadım ben daha. Biz 118 yer dolaşıp 119. yerde gene durmuyoruz. Bir namaz. İki rekatlık bir namaz kılarken 118 yer mi dolaşır insan? Yok, şöyle huşu içerisinde, şöyle salimen galimen, yok. Ben kendi nefsim için söylüyorum, yok durmuyor durduğu yerde. Yok, mümkün değil. O yüzden ben artık kendimi namaza bıraktım yani, o kılsın beni, ne yapayım? Ben halledemiyorum yani. İnşallah sen halledersin. Ben 30 yıldır halledemedim ama. Bak burada soru da bitmiyor. Sor. İslam ticaretinde pazarda kuru üzümü sahibinin bir tanesi. Orada mesela herkes 10 liraya satarken o 5 liraya satınca ya bunun Hazreti Ömer olduğunu hatırlayamıyordum. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyordum. Sahabe Efendimiz'e bir tanesi gelip diyor ki ya fiyatı bizim çektiğimiz fiyatı çekecek ya da pazarımızı terk edecek. Şimdi İslam ticaretinde böyle bir serbest okunum yok. Var. Hanefiler onu kendisini ölçü almamış. Öyle olay olabilir de. O olaya biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde örnek bulamazsak o olaya tevessül ederiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde örnek varsa o olaya tevessül etmeyiz. Hanefiler öyle bakarlar. Tatar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir ürüne nahl koymaya yasaklamış. Demiş ki arttıran da eksilten de Allah'tır. Ne kıtlıkta ne bollukta. Kıtlık varsa artacak fiyat. Devlet ona nahl koyamıyor. Bolluk varsa düşecek fiyat. Devlet yine onu bundan aşağı satamazsınız değil mi? Hanefi'ye göre. O yüzden ölçü değil bizim için. Sahabenin uygulaması veya sözü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde olmazsa kıymetlidir. Anlatabildim mi yani? Bir uygulama var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin uygulaması ölçüdür. Çünkü din odur. Birinci derecede. Biz Kur'an hani İmam Hazım Hazretleri der ya, Kur'an'a bakarız, bulamazsak sünnete, bulamazsak ashabın davranış biçimine bakarız. Sünnete Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem'de bu var mı? Var, bitti. O zaman ashabın davranış biçimi bizim için ölçü olmaz. Bu
Hanefilerce de veyahut da işte selef alimlerce de uygun görünmemiş. Değil mi Yusuf Hoca? Normalde fıkıhçıların hepsinin ortak noktası bu, değil mi? Tamam. Hadis-i Şerif var. İmam Fatiha'yı okuduğundan dolayı arkadaki cemaatin okumasının gerek olmadığına dair. Hadis-i Şerif var bak. Anlaşıldı? Yok, hayır, öyle değil. Allah için sevme, seni Allah için seviyorum demek, ben seni menfaatin üzerine kurulu değil sevgim. Onu beyan ediyor kimse. Zorunluluk değil. Ben seni nefsim için sevmiyorum. Ben seni menfaatim için sevmiyorum. Ben seni aklım fikrim için sevmiyorum. Benim senden bir şey umduğum için seni sevmiyorum. Allah için sevgi mecburi noktasında değil. Aslında bir kimse ben seni Allah için seviyorum dediğinde büyük bir şeye imza atıyor. İnsanlar onun farkında değil. Ben Halit'e diyorsam, Halit ben seni Allah için seviyorum diye, benim Halit'im üzerinde hiçbir noktada nokta kadar menfaat düşünmemem gerekiyor. Halit'in üzerinde nokta kadar nefsaniyet düşünmemem gerekiyor. O böyle şey değil o. Nasıl söyleyeyim? Öyle zorunluluk falan değil. Millet şimdi onu boşa atmış volant kayışını. Vites boşta, ben seni Allah için seviyorum. İyi. O kimseden hiçbir şey ummayacaksın. Ona şu çayımı doldur dahi demeyeceksin. Doldurmasını dahi beklemeyeceksin. Allah için sevmek bu. Zorunluluk değil yani. Onu söyleyen kimseye zorunluluk geliyor. O kimse kendisini öyle bir şeyin altına imza attı ki, onu söylediği kimsenin üzerinde asla ve asla heva heves, nefsaniyet, şeytaniyet, dünyaniyet, dünya ile alakalı bir şey aklına getirmiyor. İşte ve amelde, işte yakınız büyük gibi olmalı demiştiniz sohbet içerisinde. Aşk. Peki ilk günkü azalıyorsa onun sevgisi mecaz. Peki bu ilk günden sonu ilke değiştirebilmek için ne yapmak lazım bu? O normalde bir kimse normal kendince her ne ile iştigal ediyorsa ona karşı olan muhabbetini ve sevgisini azaltıcı olan her türlü heva, heves ve fitnelerden kendisini arındıracak. İlk günkü gibi kendi tazeliğini korumak istiyorsa her ne işte. Zorluk da gelecek, sıkıntı da gelecek, bela da gelecek, musibet de gelecek, güzellik de gelecek, tatlılık da gelecek, hoşuna giden şeyler olmayacak, olmayacak. Ama bu noktada o kimse kendisini her gün tazeleyecek, her an hatta tazeleyecek. Bak her an tazeleyecek. Adam bir an geliyor, ne sohbet edeceksin? Yürü git, dinleyen yok, eden yok. Adam eve gidiyor gene aynı hamam, aynı taslıyorsun. Sen onu tazeleyeceksin kendini.
diyeceksin ki bin sefer tövbesini bozsa da ben yine anlatacağım ona. Bin sefer o kafasını döndürse de ben yine tebliğ edeceğim ona. Bin sefer eve gidip küfretse de o, ben yine bunda ona burada küfretme diye tekrar söyleyeceğim. İlk günkü gibi tazeliğini koruyacağım. Adam eşi bin sefer de sana bir şey söylese sen onu eş yapmışsın kendine. Yürüyeceksin yolda. Bin sefer. Bin sefer o senin arkadaşın yürüyeceksin yolda. Bin sefer senin elini bıraksa da sen bin birincisinde yine tutacaksın onu. Buna mangal gibi yürek lazım. Yoksa çok basit. Ha, tiyansın da yürü. Bazen aslında örnek veriyorum ya mesela. Kaç yıl oldu? 25 yıl. Kaç yıl oldu? 20 yıl. Bu örnek. Sen de 20 yıllık olmayı hedefle. Sen de 25 yıllık olmayı hedefle. Sen de hedefini düzgün tuttur. İstikametini düzgün tuttur. Sen de olabilirsin. Onlar gibi. Şimdi normalde bekarlığından tut, şimdi evlenecek çocukları olanlar var içimizde. Evlenecek çocukları var şimdi. Bazen çocuklarını görüyorum, Allah'ım diyorum ya. Bunun babasını ben everdim veya bunun annesini ben everdim diyorum ya. Şimdi diyorum çocuğu evlenecek çağa geldi. Yani onlar ailecek dergahtalar kolay değil. Bizim dergah öyle normal dergah değil, dedikodusu, gıybeti, iftirası, hararası, gürerisi, kırılanı, çıkılanı, döküleni bizde çoktur. Az önce diyor ya millet bir namaz kılıyor diye, evet diyor adamlar bakıyor, hiçbir şey yok, oturuyorlar öyle. Bizimkiler 5 dakika boş bıraksan birbirini yiyor. Lan bir bakmışım bir taraftan bir patlak vermiş oradan millet bir cucuna çıkarmış orada. Boş durmak yok. Enerji fazla. O yüzden normalde o şey değil yani normal değil bazı şeyler. Evet o böyle ilk günkü tazeliğini koruyacak o kimse. Yenilecek kendini. Olumsuzluk olmuş silecek. Defteri yazıyorsun ya okuldayken. Olmuyor, siliyorsun öyle değil mi? Şimdi silmek çıktı, üzerine ne sürüyorlar beyaz bir şey? Daksil var şimdi. Çekiyor daksili üzerinden, bir daha yazıyor. Bir daha yazacaksın. Olmadı, bir daha sileceksin, bir daha yazacaksın. Olmadı, bir daha sileceksin, bir daha yazacaksın. Böyle. O zaman o kimse ilk günkü gibi kendisini korur. Sen bir şeye baktığınızda ona muhabbetinizi devamlı arttırma noktasında tutarsanız o baktığınız arkadaşınız, anneniz, babanız, şeyhiniz, işte zakiriniz, arkadaşınız, ondan sonra sevgiliniz, çocuğunuz onlara karşı olan hiç eksik bir şey düşünmezsiniz. Ama bir an böyle kafan dönerse lan ya bu sarını ne biçim sarmış ya dedin başladın ona olumsuzluklar yüklemeye. Başlar şeytan girdi o esnada. Girdi başladı senin üzerinde işlemeye oynamaya. Sen ona müsaade ediyorsun artık. Başlıyor, sen sarından başlıyorsun, sakalından çıkıyorsun, sakalından giriyorsun, topundan çıkıyorsun. Bunu böyle düşündüğün yetmiyor. Dönüyorsun diyorum ki Halit ya, bu adam neden böyle yaptı ya? Halit de diyor ki ya sorma diyor ya, oh zaten böyleydi. Vay öyle miydi, vay böyle miydi? Gitti, bitti. Adamı attın çöpe. Lan adam az önce beraber Allah dedin, adam aynı halakada Allah dedin kimse. İlk günkü gibi korumak. Normalde kardeşlerinin ve etrafının hatalarını
burada o kimsenin, bu uyarmamak, nasihat etmemek değil. O kimse o hatayı, onun hatasını kafasından silerse, delete ederse o kimseye muhabbet besleyebilir. Mesela evlilerin en büyük yaptığı yanlışlıklardan birisi şudur. Mesela işte evlenmiş, yine evlendiğinde kadın veya erkek birbirine karşı bir hatalı bir şey davranmış. Silmez onu. Lan üzerinden 15 yıl geçmiş. Biliyorsun değil mi sen? Ne oldu? Dün akşamı altını kaynanam aldıydı. Allah iyiliğine versin seni. Bunun gibi. Veyahut da sen işte şu zamanda bunu yaptıydın. Ya bunun zamanı mı? Sil. Silmiyor. Erkek de silmiyor, kadın da silmiyor. Ya başlıyor. Yani altına yazmaya başlıyorlar. Bugün bardağı kırdı. Yarın su bardağı kırdı. Ertesi gün çayı döktü. Ulan bugün yemeği yaktı. Ertesi gün süpürmemiş, ütülememiş, yapmamış. Sıraladı. Ondan sonra aşkım, sevgilim, canım, tatlım, kıymatlım dedi. Gidiyorsan git annene. Ah hoş geldin 25 Nisan. Öbürkü de yazıyor. Bugün horladı. Bugün koktu. Bugün benden yemek istedi. Ertesi gün diyor beğenmedi. Ertesi gün yaptığım ütüyü beğenmedi. Ertesi gün şunu şöyle yaptı. Ertesi gün tuvalette terlikleri ters koydu. Yazmış. Kadın bunu yazmış. Dedim durun yakaladım bir şey dedim ya. Şunu dedim bana bir tarif edin. Bu tuvaletten çıkarken terlikleri ters koymak nasıl bir şey? Var mı aklına getiren hiç tuvaletten çıkarken terliklerin nasıl konacağına dair? Sen mi yapıyorsun? Böyle geyiş mi misafir? Geyiş misafir. Siz bize sünnet olduğunu söylemiştiniz. Her sürede dikkat edip düzeltmeye çalışıyorsunuz. Aferin. Bu tamam. Sünnet olduğu için. Bu sünnettir. Ben de uygun olduğum müddetçe aynı sünneti işlemeye gayret ederim. Ama kadın bunu yazmış. O sünnet olduğu için değil. Diyor ki her seferinde diyor tuvaletten çıkarken diyor terlikleri düzeltmeden gidiyor diyor. Bırakıyor gidiyor öyle diyor. Durdum bir psikolojisine dedim bakayım şunu. Normal mi öyle ya? Hep doktor baktık değil ya ben de bakıyorum. Psikolojisinin bozulduğunu mimiklerden nereden anlarsın? Basbaya. Konuştuğun kimsenin psikolojisinin bozulduğunu mimiklerinden nereden anlarsın? Yetmez. Erkeklerin gözlerinden anlarsın. Kadınlar psikolojisini bozduğunda ağlarlar çünkü gözlerinden bir şey bulamazsın onları. Erkek de ağlarsa onun da gözünden bir şey anlayamaz. Psikiyatri okuyacaksın ya. Baktım öyle bir normal mi diye, normal değil. Mesela bunu yazmış alt alta. Alt alta yazmaya başlayıp da bir yazarsın, tespit edersin. Klasör, dosyalar koyarsın. Kafanın önüne getirmezsin. Bu harika bir şey. Ama yazdığını her gün okuyorsan bu sıkıntılı. Onlar birikiyor bu sefer. Birikince de bu sefer seviyorum dedin kimseyle bağın kopuyor. Anlaşıldı. Bu dervişlerin arasında, arkadaşların arasında da aynı. Eşler arasında aynı, çocuklar arasında aynı, anne baba arasında aynı. Hepsinde de aynı. Biz silemiyoruz. Veyahut da klasörledin, koydun kenara. Dursun orada ya. Allah muhafaza eylesin. Amin. Evet. Olabilir. Çünkü bazen hani
vesvese anında. Onunla mücadele etmek Allah'ı hatırlamak çünkü. Hani tövbe edip zikret başlamak diyorum, sonra tezat kuruyorum. Hani iyilikler, güzellikler Rabbimizden, kötülükler nefsimizden, şeytandan diye bir terazide denge diyemiyorum da bunu. Kötülük zuhur ettiğinde hemen karşılığında normalde Allah hatırına geliyorsa şeytan vesile olmuş olur. Cevdet, çıkıyorum. Hazırla. Olabilir. El-Fatiha.